Altın Silsile Osman Nuri Topbaş 8. Ebu Ali Farmedi Rahmetullahi Aleyh 1010-1084 Ebu Ali Farmedi Rahmetullahi Aleyh Hicri 401'de Horasan'ın Tuz şehri yakınlarındaki Farmet köyünde doğdu. İlk tahsilini bitirdikten sonra Nişabur'da meşhur mutasavvıf Abdülkerim Kuşeyri'nin medresesine girdi ve kısa sürede en seçkin talebelerinden biri oldu. Zahiri ilimleri ikmal ettikten sonra üstadından izin alarak batında yani kalbi hayatında mesafe kat edebilmek için medreseden ayrılıp tekkeye yerleşti. Bir müddet mücahede ve riyazatla meşgul oldu. Pek çok alim ve mürşitten istifade etti. Nihayet Ebul Hasan Harakani Hazretlerine intisap ederek, onun yanında pek yüce mertebelere ve nihayetsiz füyüzata nail oldu. Bir müddet sonra irşatla vazifelendirildi. Bu yolda büyük gayretler sarf etti. Son derece güzel, fasih, belir ve tesirli konuşurdu. Sohbetlerini gönüllere feyz ve ruhaniyet bahşeden teşbih ve misallerle süslerdi. Onun irşat meclisleri rengarenk, hoş kokulu, ve nadide çiçekler açan meyve ağaçlarıyla dolu bir bahçeye benzetilirdi. İmam Gazali ve Yusuf Hemedani Hazretleri gibi pek çok alim ve arif yetiştirdi. İmam Gazali Hazretleri ebedi kurtuluşa ermek için Farmedi Hazretlerinin kendisine telkin ettiği tasavvufi esaslara, nafile ibadetlere, zikir ve virtlere son derece titiz bir şekilde devam ederdi. Üstadının tatbik ettiği nefisle mücahede esaslarına da hakkıyla riayet ederdi. Gazali Hazretleri şöyle der, Ebu Ali Farmedi Rahmetullahi Aleyh bana, müridin şeyhine karşı tam ve güzel bir edeple muamele etmesinin zaruri olduğunu telkin ederdi. Ebu Ali Farmedi rahmetullahi aleyh, rüknü'l-İslam, büyük ve kuvvetli bir İslam şahsiyeti, kutbü'z-zaman, zamanın kutbu ve şeyhül meşayih, şeyhlerin şeyhi gibi unvanlarla anılırdı. Horasan şeyhlerinin üstadı, asrının eşsiz bir mürşidi, ve ehli sünnet ve cemaatin büyük rehberlerinden biriydi. Ebu Ali Farmedi rahmetullahi aleyh, dinin batını esaslarına olduğu gibi zahiri esaslarına da çok ehemmiyet verirdi. Bununla birlikte zaman zaman cezbe hali yaşayan ilahi aşk ehlini de hoş görür, onlara hürmetkar davranırdı. Bununla birlikte zaman zaman cezbe hali yaşayan ilahi aşk ehlini de hoş görür, onlara hürmetkar davranırdı. Tefekkür ve irfanı çok derindi. Ciddi ve vakur duruşuna rağmen, cemali celaline galip olup, son derece merhametli ve şefkatliydi. Firaset ve edeple hizmet. Ebu Ali rahmetullahi aleyh, Allah yolunda hizmete çok ehemmiyet verirdi. Hizmet ederken de büyük bir edep ve firasetle hareket eder, neyin, ne zaman, nerede ve nasıl yapacağına çok dikkat ederdi. Bir defasında üstadı dergahın hamamına girmişti. Farmedi Hazretleri hemen kuyuya giderek birkaç kova su çekip hamamın havuzunu iyice doldurdu. Üstadı bu hizmetten ve ince anlayıştan çok memnun oldu. Hamamdan çıkınca suyu kimin getirdiğini sordu. Ebu Ali rahmetullahi aleyh ses çıkarmadı. Üstadı birkaç defa sorunca suyu kendisinin getirdiğini söylemeye mecbur kaldı. Üstadı ona pek çok iltifatta bulunup firaset, edep ve mahviyetle yaptığı hizmetleri sebebiyle nice bereketlere ve manevi derecelere nail olduğunu müjdeledi. Zira edeple hizmet, manevi hayatta terfi etmeye vesile olan güzel vasıfların başında gelir. Tevazu ve hiçlik Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin tecelli ettiği kullardan biri de, yeryüzünde tevazu ile dolaşanlardır. Hak dostları da bütün faziletlerine ve yüksek derecelerine rağmen, kendilerini daima Hakk'a vuslat kervanının en gerisinde kabul eder, tevazu, mahviyet ve hiçlik şuuruyla yaşarlar. Nitekim Ebu Ali Farmedi Hazretleri, Nişabur'da bir mecliste vaz ediyordu. Büyük alimlerden İmamül Harameyn Cüveyni de orada hazır bulunuyordu. Cüveyni Ebu Ali Hazretlerine alimler peygamberlerin varisleridir hadisi şerifiyle hangi zümre kastolunmuştur diye sordu. Farmedi rahmetullahi aleyh büyük bir tevazu içinde o zümrenin mensupları ne sual soran gibidir ne de sorulan gibi. Peygamberlerin varisleri şu mescidin kapısında yatan salih zat gibi olanlardır. Diyerek, hak dostlarından Muhammed bin Eslem'in kabrine işaret etti. Bu sohbetlerin tesiriyle olsa gerektir ki, İmamül Haremeyn rahmetullahi aleyh, hayatının son yıllarında tasavvufa meyledip riyazatla meşgul oldu. Nizamül Mülkü İrşadı Ebu Ali Farmedi Rahmetullahi Aleyh, hak ve hakikati tatlı ve hoş bir lisanla tebliğ ederdi. Bilhassa idarecilerin hatalarını nazik bir üslupla düzelterek onları irşad ederdi. Onun feyizli irşatlarına nail olanlardan biri de, Nizamiye medreselerini tesis eden, meşhur Selçuklu veziri Nizamül Mülk'tü. Nizamül Mülk alim ve fazıl bir şahsiyetti. Meclislerini fakihler ve alimlerle mamur eder, vaktinin büyük kısmını onlarla geçirirdi. Etrafındakiler onu, bu zatlar seni pek çok işinden alıkoyuyor diye tenkit edince şöyle derdi. Bunlar dünya ve ahiretin süsü ve güzelliğidir. Onları başımın üzerinde taşısam, yine de fazla bir şey yapmış sayılmam. Alimler ve arifler yanına girince nizam Mülk hemen ayağa kalkarak onları karşılar ve yanına oturturdu. Ebu Ali Farmedi rahmetullahi aleyh geldiğinde ise hemen kalkar, onu kendi makamına oturtur, ve kendisi de edeple önünde diz çökerdi. Bir gün bu hususta da kendisini tenkit edenler olunca şu izahta bulundu. Diğer alimler yanıma geldiklerinde, sen şöylesin, sen böylesin diye beni olduğumdan fazla met edip yüceltiyorlar. Böylece nefsimi kabartıp beni gurura sevk ediyorlar.'' Ebu Ali Farmedi Hazretleri ise bana kusurlarımı ve yaptığım haksızlıkları hatırlatarak Allah için ikazlarda bulunuyor. Bu durumda nefsim kırılıyor ve yaptığım pek çok hatadan geri dönüyorum. Farmedi Hazretlerinin ikaz ve irşatlarının da bereketiyle olacak ki, Nizamül Mülk namazlarını vaktinde kılmaya çok ehemmiyet verirdi. Ezan okunduğunda hiçbir iş onu namaz kılmaktan alıkoyamazdı. Pazartesi perşembe oruçlarına devam ederdi. Pek çok vakıf tesis eder, sayısız infaklarda bulunurdu. Nizamülmülk tasavvuf erbabına çok hürmet gösterirdi. Bu hususta kendisini ayıplayanlara bir defasında şu hadiseyi anlattı. Eskiden ben meliklerden birine hizmet ediyordum. Bir gün mübarek bir zat gelip, ne zamana kadar kendisini yarın köpeklerin yiyeceği birine hizmet edeceksin? Sen asıl seni irşad eden kişilere hizmet et. Köpeklere yem olacak kişilere hizmet etme dedi. O zatın bu imalı ve üstü kapalı sözünden bir şey anlamadım.'' O gece hizmet ettiğim emir sarhoş olmuş ve bu vaziyette dışarı çıkmış. Emirin bahçesinde köpekleri vardı. Gece gelen yabancılara vahşice saldırırlardı. Onu da tanımayıp parçalamışlar. Sabah olduğunda o meliki köpeklerin yediğini gördük. İşte ben bana samimiyetle nasihat eden o şeyh gibi insanları arıyorum onların peşindeyim. Nizamül Mülk her fırsatta Farmedi Hazretlerinin sohbetlerine katılırdı. Bir defasında Hazretin sohbet meclisinde çok duygulanmış, göz yaşlarından elbisesi ıslanmıştı. Hazret ona elbiseni ıslatmak için ağlama buyurdu. Ardından sözlerine şöyle devam etti. Dünya bütün varlığıyla bir insanın olsa ve o da bunları insanların iyiliği için hayır yollarında infak etse, yine de bu ameli sayesinde Allah'a vasıl olamaz. Ancak Allah'ın rahmetiyle vasıl olabilir. Bir müddet sükut ettikten sonra, idareci koltuğundan hesap yerine götürülür buyurdu. Son olarak da Nizamül Mülke unutma. Seni de devlet tahtından alıp hesap yerine götürecekler. İkazında bulundu. Ebu Ali Farmedi rahmetullahi aleyh miladi 1084 senesinde Tuğsta vefat etti. Hikmetli beyanlarından biri. Ebu Ali Farmedi rahmetullahi aleyh Resulüm de ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah gafur ve rahimdir. Ali İmran 31 ayetinin tefsirinde şöyle buyurur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesinde meleklerden bir topluluk gördü. Bunlar devamlı olarak Muhammed, Muhammed, Muhammed demekle meşguldüler. Yedi kat semada bu meleklerden daha faziletli bir taife yoktu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselama bunlar kimlerdir diye sordu. Cebrail aleyhisselam Ya Resulallah senin ehli beytin nasıl yeryüzünün en şerefli ve itibarlı insanları ise, bunlar da semanın en şerefli ve mukaddes melekleridir dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ey Cibril, nasıl oldu da bunlar en yüksek şerefle has kılındılar? diye sordu. Cebrail aleyhisselam, bunların virdi senin ismi şerifindir ey Allah'ın Resulü bu sayede bütün meleklerden üstün kılındılar diye cevap verdi. İşte yedi kat gök, ona muhabbet ve ittiba hürmetine ayakta durmaktadır. Rahmetullahi aleyh, rahmeten vasi'ah.